Emre Bey sormuş hocam. Evet, Emre. Evet, Emre Bey. Sosyal ortamlarda yaşanan yoğun performans kaygısı ve yetersizlik hissiyatının beynimizdeki gelişim aşamaları nelerdir? Çözüm olarak neler önerirsiniz? Evet, çok yaygın bir konu. Evet. Buradan çözümünü direkt veremem, onu söyleyeyim. Yani ama gelişim aşamalarını bilmek önlemenin nasıl olabileceğine dair ipuçları veriyor. Şöyle ki, mesela ben ilk konuşmalara çıktığım zaman topluluk karşısında konuşmak gerçekten kabustu benim için. Yani çok korkuyordum falan. Daha sonra bunun mekanizmasını merak ettik tabii, arkadaşımda da olduğu gibi. Mekanizması şöyle, sadece konuşmalar düşünmeyin. Diğer insanların var olduğu bir yerde bir şey yapacaksınız, bir performans sergileyeceksiniz. Şimdi bizim zihnimiz nasıl çalışıyor normalde? Şu anki verilerden hareketle geleceğe yönelik bir takım planlar, simülasyonlar, benzeşimler yapması gerekiyor. Yani şöyle yapsam şöyle olur, böyle yapsam böyle olur gibi. Bu arada geçmişten gelen duygusal deneyimleri de katıyor buna. Daha önce geçmişte şöyle yapmıştım, böyle yapmıştım, böyle olmuştu gibi. Onların hepsini harmanladığında geleceğe yönelik yaptığı simülasyonlar aslında olayı en iyi şekilde yapabilmek ve hatalardan kaçınmak için beynimizin yaptığı otomatik bir sistem. Biz bunun farkında bile değiliz. Fakat bu tip sosyal anksiyetesi olan insanlarda muhtemelen geçmişten gelen bazı duygusal travmamsı şeyler nedeniyle belki de ileriye yönelik yapılan simülasyonlarda şöyle bir şey oluyor. Ya hata yaparsam? Şimdi ya hata yaparsam simülasyonun sonucunda oluşabilecek bir şeyler hayal ediliyor beyinde. Herkes bana gülecek, beni aptal sanacaklar, şöyle olacak, böyle olacak. Bu beynin şu andaki haline geri bir sinyal olarak gönderiliyor. Bir stres tepkisi üretilmesi gerekiyor. Stres tepkisi amigdala dediğimiz stres bölgesini aktive ediyor. Bizde yavaş yavaş bir heyecanlanma, nefeslerde sıklaşma, kalp atışında hızlanma, kan basıncında yükselme falan yapıyor. Bu bir süre sonra simülasyonları etkiliyor. Bu arada bu söylediklerim saniyenin kesirleri içinde oluyor. İleriye yönelik simülasyon diyor ki zaten hata yaparsam berbat olacak. Bir de şu anda heyecanlıyım. İnsanlar heyecanımı fark ederse ne olacak? Eyvallah işte gene bana tecrübesiz muamelesi yapacaklar. Beni aptal zannedecekler. Sinyal tekrar geri geliyor. Bir daha amigdalayı coşturuyor. Amigdala daha fazla stres tepkisi gönderiyor vücuda. Derken bu fiziksel bir takım çıktılar vermeye başlayınca eyvah diyorsun. İyice hakimiyetimi kaybediyorum. Dizlerim titremeye başladı. İyice rezil olacağım. Bildiğimi de anlatamaz hale geleceğim. Sistem tekrar geri sinyal veriyor. Büyük bir felakete doğru gidiyoruz. Dünya üzerimize doğru geliyor. Hafa kalp çarpıntısı falan. Panik atağa kadar giden bir kısır döngü bu. Şimdi burada başlatan şey ne? İleriye yönelik olarak hesapladığımız kötü sonuçlar. Bu sonuçlar bizim şu anki halimize gerçek olmamalarına rağmen stres reaksiyonları şeklinde geri dönüyorlar. Peki panzehri ne olabilir? Ben şöyle bir şey keşfetmiştim. İlk birkaç sunumuma başlarken özellikle çok stresliydim mesela. Hatta bir tanesi de gerçekten kalbim ağzımdan çıkıyor zannettim böyle. Hiç beklemediğim bir kalabalık ve kerli ferli hocalar vardı çünkü sunumda. Hiç öyle bir durum beklemiyordum. Yine bak beklentilere aykırı bir şeyle karşılaşmanın şoku. Fakat konuşmanın sonunda konuşma o kadar iyi gitti ki o stres bende de böyle bir coşku yaratmış herhalde. Konuşmanın sonunda müthiş bir alkış, kıyamet, taltifler, iltifatlar, bir sürü bir şeyler geldi. Daha sonra ne zaman bir konuşma heyecanı hissetsem bu ve buna benzer konuşmaların sonuçlarını net bir şekilde hayal etmek için zaman ayırıyordum. Yani olumlu sonuçları düşünmeye başladığımda o stres tepkisinin yatışmaya başladığını fark ettim. Bu yöntem tabii ki bende çalıştı. Daha sonra birilerine tavsiye ettim. Çünkü o durumda sakin kalıp da düşünemeyecek kadar stresli olan arkadaşlar olabiliyordu. Onların farklı çözümleri var. Kimisi bunu ilaçla çözmeye çalışıyor. Kimisi alkolle çözmeye çalışıyor. Bunlar çözüm değil. Bunlar sadece stres sistemini geçici bir süre yavaşlatan ve geciktiren şeyler. O kötü simülasyon devresi bir şekilde ortadan kalkmıyor bunları yaptığınız zaman. En iyisi sonuca dair pozitif şeyleri düşünmeye bir kendimizi alıştırmak. En temel çözümlerden bir tanesi bu. Devamlı olarak o meselenin üzerine kontrollü koşullarda gitmek. Mesela konuşmaktan mı korkuyorsunuz? Küçük gruplara konuşma yaparak başlamak. Mesela aileden, eşten, dosttan birilerini toplayıp onlara bir dakika size bir şey anlatacağım deyip kalkıp bir şey anlatmak. Dolayısıyla bu başarılı anlatma ya da başarılı performans gösterme deneyimini beyne öğretmek. Bu tip ufak adımlarla ilerleme zaman içerisinde çok hızlı ilerleme sağlıyor. Kendimden biliyorum. Ben şimdi yani televizyona çıktığımda da öyle ödüm kopuyordu. Şu anda biraz fazla mı heyecansızım acaba diye strese girmeye başladım. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Performans kaygısı olmayan, performans anksiyetesi, gerginliği olmayan insanlar gelişemiyorlar. İyi anlatıcı olmanın mesela altında yatan şeylerden biri karşınızdaki insanlara karşı ekstra teyakkuzla hareket etmeniz. O gerginlik biraz iyi ama sizi konuşamaz hale getirecek kadar olursa tabii ki zararlı. Bu aradaki dengeyi bulmak lazım. Yani bu kısır döngüyü kıracak bir çare bulacağız. Temelde verebileceğim tavsiye yok. Bir şey daha söyleyeyim ama en son. Bunun fobi düzeyinde olanı farklı. Mesela sosyal fobi dediğimiz bir şey var. O tedavi gerektiriyor. Yani klinik bir yaklaşım gerekiyor. Fobi şu. Daha bu düşünce aklına gelir gelmez ya da öyle bir durum çıkar çıkmaz. Hiç konuşamaz, yürüyemez, davranamaz hale elin ayağın boşalması, böyle zangır zangır titremeler, ölecekmiş gibi hissetmeler, aşırı terlemeler. Bunların hepsi fobi işaretleri. Dolayısıyla böyle bir şey varsa muhakkak bir uzmana da özel olarak danışmak lazım.